30 Mart 2018 tarihinde Sirtili Merkez İlçesi Ormanardı Köyü bölgesinde devam eden yol yapım şantiyesinin güvenliğini sağlarken bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan 6 güvenlik korucusu ve bir asker düzenlenen törenle dualarla anıldı. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر وقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الأموال ونقص من الأموال والأعراض. İlk tören köy şehitliğinde düzenlendi. Buradaki törende Kur'an-ı Kerim tilavet okundu. İl Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir tarafından aziz şehitlerimiz için dua okundu. Törene katılan Vali Vekili Muhammed Said Baytok ve protokol üyeleri şehitler kabrine karanfil bıraktı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم كفر عنا ذنوبنا بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا هدى وإماما ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار Ey bizi yoktan var eden Yüce Rabbimiz, derimizi ve şükürlerimizi sen kabul eyle ya Rabbel Alemin. Senin kutlu elçin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün peygamberan-ı izama da salat ve selam ediyoruz. Salat ve selamlarımızdan aziz kullarına haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, Ramazan ayının şu gününde şehitlerimizin başında şu aziz mekanda bir araya geldik. Sana ellerimizi alemin okunan aşr-ı şeriften hasıl olan ecr ve sevabı ilk önce Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek ve aziz ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Sonra bütün peygamberan-ı İslam'ın da aziz ruhlarına haber hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ashabının, evladının, ezvacının, ehli beytinin de ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Şehitlerimizin de mübarek ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Okuduklarımızdan aziz ruhlarını haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, her birisinin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Bunda canlarını feda ettikleri değerlerin bizler tarafından da mübarek bilinip onu evlatlarımıza, çocuklarımıza o değerleri aktarma bilincini de hazır olan cemaate ve milletimizin her bir ferdine de nasip. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'a salavat. İkinci tören ise köy taziye evinde yapıldı. Sirtil müftülüğünce görevlendirilen imamlar tarafından aziz şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, dualar edildi. Merhaba,
نور دولتي يا غنيتي مرحبا خلقي كثيرا نستجيب مرحبا سلطان جملة أنبياء مرحبا عينون جشم أصفياء بيش مشرفكم ببيجنا الصلاة صلاة نسألك أن تقرن بالقبول ما قرئ من المولد الشريف والقرآن الحكيم وقف عليه وسلم فاجعله اللهم واصلا إليه واجعل روح سيد الأنام راضيا علينا واجعلنا اللهم مقبولين من المجتهدين رضوان الله تعالى علينا وعليه المريدين والمنسوبين أصابنا فرجا ومخرجا وأوله علينا واجعل اللهم مخادم الموجب لهذه الهيئة Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Vekili Muhammed Said Baytok, bölücü terör örgütüne lanetleyerek hain terörün hiçbir zaman milletin birlik ve beraberliğini bozamayacağını ifade etti. Baytok, terörle mücadelenin azim, kararlılık ve inançla devam ettiğini sözlerine ekledi. Tören sonunda Siirt Belediyesi tarafından törene katılan vatandaşlara sıcak iftarlık yemek ikram edildi. Köy sakinleri ve şehit yakınlarıyla birlikte iftarını açan Vali Vekili Baytok vatandaşlarla sohbet etti. Törenlere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuğrul Türk, Siirt Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olgaç, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin başkanları, bazı kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve köylüler katıldı. Olay, Orman Ardı Köyü mevkinde yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart 2018'de gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve jandarma uzman onbaşı Emrah Dut şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker de yaralanmıştı.